Bu sayede göreve başladığımız da 179 olan kulüp sayımızı bugün itibariyle 210'lara ulaştık. 2 yılda oynanan müsabaka sayımız 2009'da 2800 iken bugün 2015 sonu itibariyle yaklaşık 5400 müsabaka planladık. Futbolun dışındaki bütün amatör il temsilcileriyle toplantılar yaparak onların ihtiyaçlarını karşılamaya, destek olmaya gayret ettik. Yaş gruplarımıza ilimizi temsil eden kulüplerimize katkı koyarak Futbol Federasyonumuzun kendilerine sağladığı bir imkan var. Biz federasyonumuz olarak yol harcası olarak kendilerine tekrar katkı koymaya gayret ettik. Amatör spor kulüplerimizin hepsine maddi destek sağlamaya gayret ettik. Müsabakaların oynandığı amatör tesislerimize hepiniz amatör caminin içinden gelen insanlarsınız. Tesislerimizin bütün eksiklikleri gidermeye gayret ettik. Bunların en başında modernleşme açısından hem skorboardlarını hem oyuncu değiştirme skorboardlarını tekrar yeniledik ve hizmete sunduk. Sağlık malzemesi gibi hiçbir zaman eksik olmaması gereken malzemelerin hepsini sağlıkçılarımıza tedarik etmeye gayret ettik. 6 yıl önce hangi heyecan ve duygular ile gelmiş olduğumuz bu görevi aynı heyecan ve duygularla bugün de huzurlarınızda başım dik, gönlüm rahat ve huzur içinde bu görevi 20 Ekim 2015 tarihinde yapılacak genel kurulda seçilecek arkadaşıma teslim etmeye karar verdim. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle verdiğim bu karardan görevimden sonra görev alacak arkadaşlarımın her zaman yanında olacağımı paylaşmak isterim. Görev yaptığım süre içinde bana ve arkadaşlarıma göstermiş oldukları güven ve destekten dolayı bütün bürokratlarımıza, yerel yöneticilerimize, siyasetçilerimize, iş adamlarımıza, taban birliklerinin çok değerli başkanlarına ve yönetim kurullarına, bütün kulüp başkanlarına ve değerli yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet. Soru sormak isteyen arkadaşımız varsa bunları da cevaplamak isterim. Kim var? Yeni aday? Vallahi yani adayımız tabii ki içimizden birinin kendisi burada yaptığımız işareler neticesinde bu konuda kararını netleştirecek ve sizlerle paylaşacaktır. Biz birlikte takip ettik. 2009-2015 gerçekten arkadaşlarımızla birlikte bütün taban birlikleri arkadaşlarımızla birlikte gecemizi gündüzümüze katarak Bursa'nın sporuna, Bursa'nın özellikle futboluna katkı koymak için sizlerle birlikte, sizlerin bu konuda çok büyük katkıları var. Eksikliklerimizin hepsini kamuoyuyla paylaşması vesilesiyle sizlerin koymuş olduğu katkılar çok büyük. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum Öper ve ben araya gireyim. Şimdi burada futbol ailesinin, futbol federasyonunun mensubu ve ben Bursa'da da bu ailenin büyüğüyüm sanıyorum şu anda. Cemal kardeşimiz yani 6 sene bu görevi yaptı ama daha evvel de bu görevin içindeydi. Bu amatör spor kulüplerinin yönetimindeydi. 6 senelik başkanlık döneminde gerçekten futbol ailesi Bursa'da nasıl başladıysa
birlikteliğini sürdürüyor ve arttırarak sürdürdü. Ben şimdi illeri geziyorum. Yani bizim Bursa'daki dayanışma ve birlikte takip ettik. 2009-2015 gerçekten arkadaşlarımızla birlikte, bütün taban birlikleri arkadaşlarımızla birlikte gecemizi gündüzümüze katarak Bursa'nın sporuna, Bursa'nın özellikle futboluna katkı koymak için sizlerle birlikte, sizlerin bu konuda çok büyük katkıları var. Eksiklerimizin hepsini kamuoyuyla paylaşması vesilesiyle sizlerin koymuş olduğu katkılar çok büyük. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Ben araya gireyim. Şimdi burada futbol ailesinin, futbol federasyonunun mensubu ve ben Bursa'da da bu ailenin büyüğüyüm sanıyorum şu anda. Cemal kardeşimiz yani 6 sene bu görevi yaptı ama daha evvel de bu görevin içindeydi. Bu amatör sporların, amatör spor kulüplerinin yönetimindeydi. 6 senelik başkanlık döneminde gerçekten futbol ailesi Bursa'da nasıl başladıysa birlikteliğini sürdürüyor ve arttırarak sürdürdü. Ben şimdi illeri geziyorum. Yani bizim Bursa'daki dayanışma ve sözleri duymaktan dolayı çok mutluyum. Biz bir aileyiz. Üstürüyle yolu çıkılmış bir iş. Amatör camia. Çok meşakkatli yollar. Burada amatörün tozunu toprağını yutmamış hiçbir insan yok. Herkes, değerli basın mensubu arkadaşlarımız dahil buna. Nerelerden geliniyor, bugün konumlarımız nerede, hepsini biliyoruz. Ancak benim üzülerek bırakmak kararı almam, yani çok üzüntülüyüm ama gerçekten işlerimin yoğunluğundan dolayı bundan sonra bu derece faydalı olamayacağını düşündüğümden dolayı bu kararı aldım. Bu dönem içinde biraz evvel ifade ettim. Ben çok şanslı bir başkanım ve çok şanslı yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız var. Çalışmış olduğumuz dönemdeki kentin ileri gelenlerinden çok büyük destekler aldık. Bizler sadece sizler vasıtasıyla aracı olduk. Sizlerle beraber bu değerli yöneticilerimize gittik ve karşılığında aldık. Yani çalıştığımız valilerimiz, iki tane valiyle çalıştık. Son valimiz Sayın Münir Karaloğlu, gerçekten sporun sevdalısı bir insan. Her türlü desteği bize, katkıyı sağladı. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Sayın Recep Altepe'ye. Bu süre içinde bir dediğimizi iki etmedi. Bu kadar büyük bir tesisleşme hamlesini sanıyorum hiçbir Türkiye'nin hiçbir ilinde görmedik. Bütün illerimiz Bursa'yı örnek göstererek Sayın Recep Başkan'ı takdirle yad ediyorlar, karşılıyorlar. Ben böyle bir başkanla, böyle bir başkanla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Ekibine çok teşekkür ediyorum. Genel sekreterlerimize, genel sekreter yardımcılarına. Fen işlerinin çok değerli başkanlarına, bütün çalışanlarına gerçekten çok teşekkür ediyorum. İlçe belediye başkanlarımıza da buradan sizin aracılığınızla teşekkürlerimi sunuyorum. Gülüfer'de, Osman Gazi'de, Yıldırım'da, İnegöl'de, Orhan Gazi'de, Kemalpaşa'da, Gemlik, Mudanya. İnanılmaz başkanımızın açtığı yolda o çizgide devam etmek için çok büyük uğraşlar verdiler. Kulüplerimizle olan ilişki, kulüplerimize olan faydayı sağlamak için
Ben yönetim kurulu üyesi, benim ikinci başkanım ama Büyükşehir Belediyespor'un başkan yardımcısı Sayın İlhan Sat'a sizin aracınız özellikle teşekkür ediyorum. Hiçbir kulübümüzü geri çevirmedi. Bizim çok özel tabii konuşmalarımız oluyordu ama her konuştuğum, her beraber olduğumuz dönemde muhakkak Bursa'ya nasıl faydalı oluruz, Bursa sporuna nasıl faydalı oluruzu hep tartıştık. Başkanımız bize bu yaptığı tesislerin hepsini federasyonumuza vermek istedi. Bizim federasyonun kullanımına bırakmak istedi. Ancak biz bunun altından kalkamadık. Biz bunun altından kalkmamız için ekonomik bir para talep etmek zorundaydık kulüplerimizden. Sebebi de 2009'dan evvel bütün sahası olan kulüpler sahalarını parayla satıyordu kulüplerimizden. Burada o tür arkadaşlarımız da var yani, mecburen öyle gelir amaçlı mecburen. Biz eğer tesislerimizi federasyonumuzun bünyesine katmış olsaydık, ben tarihi bir karar olarak görüyorum onu reddetmem ve başkanıma konuda, başkanım biz bunun altından kalkamayız. Biz kulüplerimizden para almak zorunda kalırız. Tesislerin içinde çalışanlarını, doğal gazını, elektriğini, suyunu ve bakımını bizim yapmamız için birilerinden para karşılığı iş yaptırmak zorundayız. Ve mantıklı geldi başkanımıza. Bugün bütün tesislerimiz, bütün belediyeye ait bütün tesislerimizde bilaveden kulüplerimiz antrenmanlarını ve maçlarını yapıyor. Ve bundan evvel tesisi olan kulüplerimiz de artık eskisi gibi o tesislerden para kazanamıyorlar. Çünkü antrenman için artık kulüp bulamıyorlar. Birkaç müessese kulübü dışında kulüp kalmadı. Çünkü hiç kimsenin ihtiyacı yok. Bakın Atıcılar 1 ve 2'de 28 tane kulüp çalışıyor. Bu organizasyonun başında tabii ki ben varım, İlhan var ve belediyenin idari kadrosu var. Ben herkese bu çalışmalardan dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizim bir düsturumuz vardı. Bizim federasyonumuzun gerçek sahipleri kulüplerimiz dedik. Evet, gerçekten gerçek sahipleri kulüplerimiz. Ve federasyonumuzda çalışan arkadaşlarımız buradalar. Hiçbir kulübümüzün buradan mutsuz gitmemesini, işlerin hallolmadan gitmemesini. Çünkü Kemalpaşa'dan geliyorlar, Karacabey'den geliyorlar. O işlerin o gün muhakkak çözülmesi gerekiyor. Böyle bir talimat verdik arkadaşlarımıza ve hiçbir arkadaşımız, hiçbir kulüp temsilcimiz Bursa'dan işi hallolmadan geri gitmedi. Bunların hepsini de yapma gayreti içinde olduk. Gerçekten bizim federasyonumuzun gerçek sahipleri kulüplerimizdi. Kulüplerimiz de bunları yakinen biliyor. Hiçbir zaman onları yalnız bırakmamaya gayret ettik. Ben arkadaşlarıma gerçekten biraz evvel bütün arkadaşlarıma, bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tabii ki hayat devam ediyor. Biz buradayız, Bursa'da yaşıyoruz. Bursa'nın her türlü problemiyle ilgilenmeye devam edeceğiz. Elimizden gelen ne varsa yapmaya gayret edeceğiz. Son olarak hakem arkadaşlarımızla alakalı hakem sezon açılışımızda Büyükşehir Belediye Başkanımızın lokaliyle, hakemlerimizin lokaliyle alakalı kürsüde vermiş olduğu sözünde takipçisiyiz. Devam edeceğiz. Başkanımız da sözünde duran bir insan. Sonuna kadar da gayret edeceğiz. Çünkü en çok mağdur olan camialardan bir tanesi de hakem camiasıdır. Yeni stadımızın inşaatı dönemindeki kendi yerlerini bizlere tahsis ettiler. Ancak şunu da bilmeniz gerekiyor. Evet, o günden bugüne hem belediyemiz hem federasyonumuz olarak onların hiçbir eğitim seminerleriyle alakalı hiçbir şekilde onları eksik bırakmadık. Her türlü salon desteği, ekonomik destek, malzeme desteği ne varsa hem belediyemiz hem federasyonumuz olarak yanlarında yer almaya gayret ettik. Ve bu problemi de en kısa sürede çözeceğimizi düşünüyorum. Ben
kayıtsız kalamayız. Biz birbirimize bakacağız burada. Yüz yüze bakıyoruz. Ben özellikle gerçekten sözlerimin başında da ifade ettim. Bizlere ve federasyonumuza ve Bursa'ya, Bursa amatör sporuna vermiş olduğunuz katkılardan dolayı değerli basın mensubu üyesi arkadaşlarımıza, bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok güzel şeyler duydum. Çok mutlu oldum. Çok duygulandım. Allah hepsinden razı olsun. Başkanım. Teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte olacağız. Tekrar yan yana olacağız. Bundan sonraki yaşantısında başarılar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sıra kalksan derim. Evet. Hoş geldiniz diyelim. Ya bugün duygusal bir gün. Gerçekten ben duygularımı aktarırken de heyecanlanabilirim. Şimdi geçen hafta genel merkeze gittiğimiz zaman da İsmail Sayın Başkanımız İsmail Dilber'le de bir konuştuk. Gerçekten o da üzüldü. Böyle bir karar aldığını ifade etti. İnşallah dedi Bursa her zaman birlik ve beraberlik içerisinde. Bizler çok memnunuz. Yani, Türkiye'nin her yerinde bu söyleniyor. Vazgeçerse çok memnun olurum dedi. Sevgilerini ve saygılarını da iletti. Şimdi tabii ki Cemal'den çok daha uzun yıllardır beraberiz. Hocalığını da yaptık Cemal Sinan'da. Gerçekten çok çalışkan, üretken bir yapıya sahip. Bizim yerimizde, kalbimizde her zaman çok ayrı bir yeri var. İttifak camiasında da beraber çalışma imkanı bulduk. Bu çalışma esnasında da Tıfat ailesine tüm etkinliklerimize katılarak bizlere maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemedi. Birliğini dirliğini her zaman gösterdi bize. Ben şahsım, yönetimim ve tüm üyelerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, gene beraber olacağız. Belki dışarıdasın ama hep içerimizde olacaksın. Vermiş olduğun hizmetlerden dolayı camiam adına teşekkürlerimi sunuyorum. Onun olduğu her platformda ben de oldum. Onun olduğu her şeyin altına gözü kapalı imza attım. Bundan sonra da onun olduğu her şartlarda, her şartta onun olduğu her şeyi imza atmaya hazırım. Özellikle belirtmek istiyorum. O da bana her konuda destek oldu. Bugüne kadar yaptığım görevlerde, benim yaptığım her görevde de onun imzası vardır. Bizlere verdiği desteğin dolayı bilhassa 2012 senesinden itibaren onu temsilci oldum. Yine onun istekleri doğrultusunda. Bizlere ciddi anlamda büyük destekler verdi. En derinde huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Benim isterdim ki Sayın Başkan hiç bırakmasın. Bu çok samimi arzularımız. Devam ettiği sürece süre içinde hep yanındaydık Sayın Başkanım. Ama kendi özelidir, kendi kararıdır. Ne diyelim, bundan sonra yaşamında ben de devireceğim. Yine hep beraber olacağız inşallah. Mutluluklar diliyorum Sayın Başkanım. Hayırlı olsun verdiğiniz karar. Hem şahsınız için, hem Bursa'nın için, hem ülkeniz için. Teşekkür ederim. Buyurun. Herkese günaydın. Hakem camiası olarak bizim için de beklenmedik bir kararı şu an öğrenmiş bulunuyoruz. Birlikte görev yaptığımız dönemde Cemal Başkanım hakikaten hakem camiasına inanılmaz destekleri oldu. Gerek manevi, gerek maddi, gerekse malzeme yönüyle. Şu an hakem camiasının kullandığı atışlardaki Olimpik Atletizm içindeki dernek Cemal Başkanımızın sayesinde kazandırıldı. Bunlar tabi unutulacak hizmetler değil. Hakem camiasına bu zamana kadar verdiği her konudaki desteklerden dolayı ben camia adına kendisine teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir dayanışma içerisindeydik. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde bir günden bir güne işimize karışmadı, işimize müdahale etmedi. Bunu her ortamda kendisine ben de belirtirim. Bu yüzden ben birlikte çalıştığımız dönem için başkanımıza çok teşekkür ederim. Kendisini kararına saygı duyuyoruz. Gönül ister de devam etmesi ama hayırlısı olsun. Yeni gelecek arkadaşlara başarılar dilerim. Günaydın arkadaşlar. Tabii ben bu hafta pazartesinden itibaren kötü haberler almaya başladım. Yani almaya başlayarak daha doğru haftan başladım. Bu olayların oluşu. Arkasında bugün
Cemal Bey'in haberini almam ben de gerçekten derin üzüntüye neden oldu. Bunun nedeni şu, toplumlarda yönetici sıfatında olan, dik duruşa sahip olan, adam gibi adam olan sayısı gerçekten çok az. Ben Ocak'tan bu yana yürütmüş olduğum hakem ve gözlemciler dernek başkanlığım sırasında futbol hakem camiasına yönetici sıfatıyla girdikten hemen sonra tanıştığım nadir insanlardan bir tanesi. Böylesine beyefendi, ondan sonra işini bilen dost, arkadaş, böyle birini tanımaktan dolayı çok mutlu oldum. Ben bundan sonra da her zaman kendisiyle ilgili olarak bir konu söz konusu oldum. Her zaman yanında olacağım, burada ifade etmek isterim. Böylesine samimi bir insana, ondan sonra kaybetmem de derin üzüntüsünü yaşıyorum. İfademi de aslında doğaçlama konuşmayı çok seven biriyim ama bugün zorlanıyorum. Kendisine ben yeni yaşamında da başarılar diliyorum. Kararına da saygı duyuyorum. Bundan sonra gelecek olan, yerine gelecek kişilere başarılar diliyorum. Saygılar herkese arkadaşlar. Sağ olun. Değerli arkadaşlar. Arkadaşlar da burada. Beraber olduğumuz yönetim kurulundaki arkadaşlar adına teşekkür etmek istiyorum. Tabii ben de üzüldüm. Keşke bir dönem daha devam etmesini isterdim ama kararına da gerçekten saygı gösterdim. Bu bir bayrak yarışı. İnşallah bundan sonra göreve gelecek arkadaşlar da bu görevi daha da yukarıya, bayrağı daha da yukarıya taşıyarak Bursa adına, Ülke Spor adına güzel hizmetler ederler. Ben bundan sonraki yaşamımda da yine hep beraber olacağız tabii. Sanki aramızdan ayrılıyormuş gibi bir atmosfer oldu. Ben her zaman kopabileceğini zannetmiyorum. Yine hep istişarelerde bulunacağız. Biz de elimizden geldiği kadar spora destek olmaya çalışıyoruz. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum kendisine. Bundan sonraki hayatımda da başarılar diliyorum. Ben de bir şeyler söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Cemal arkadaşımızın tabii ayrılmasını bizler de istemedik. 6 yıl yine kolay birlikte beraber mücadele ettik. Hakikaten en fazla herhalde mesaiyle beraber çalıştık. Ondan dolayı gönlümüz istemiyordu. Hakikaten bu ana kadar beklememizin sebebi de değildi. Ama tabii ki saygılıyız kararlara. Bu sonuçta bir bayrak yarışı. Hepimiz bu amatör sporun içerisinden gelen insanlarız. Hakikaten emeklerimiz, kendi iş hayatlarımız, aile hayatlarımız bir yerde bırakıyoruz ve bu görevleri yapmaya çalışıyoruz. Onun için biz de hakikaten üzüntülüyüz. İnşallah bundan sonraki yaşamı demeyeyim de bundan sonra yine beraberiz yani bırakmak yok onu. Bundan sonra daha güzel görevlerde görmek en büyük dileğimiz. İnşallah hayırlısı olsun. Ama yaptığı hizmetten dolayı ben de teşekkür ederim. Şöyle geriye bakıp düşündüğünüz zaman bu kadar uzun bir zaman içerisinde sizi yoran, üzen, mutlu eden ya da iyi hissettiren çok önemli şeyler oldu mu? Olmuştur mutlaka ama bunu paylaşmak ister misiniz? Her dakikası sizin söylediğiniz heyecanlarla geçti. Her dakikası. O kadar çok yoğun koşturma, tempo oldu ki. Yani ben Etüt Daire Başkanlığı'nda günlerce İlan arkadaşım, Ersin arkadaşım, üçümüz neredeyse belediyenin personeli gibi o yapılan tesisleşmenin. Yani 6 yıllık süre içinde hiç heyecanımızı yitirmedik. Hep koşturma içindeydik. Hep kulüplerimize nasıl katkı sağlarızı tartıştık. Biraz evvel biz hep birlikte herkes görmüştür artık ayrılmaz ikili, ayrılmaz üçlü böyle bir grup olarak. Ama her gittiğimiz yerde, her nefes aldığımız ortamda muhakkak işin sonunda bizim Bursa'ya nasıl bir katkı sağlarız, nasıl bir şey yaparız çıkıyordu. Yani heyecanımız çok azdır atladığımız ya da ya burada değildik, bir şey olmuştu. Diğer tarafında da biz Bursa'mızı her platformda, Türkiye'de en iyi şekilde temsil etmeye de gayret ettik. Yani çevredeki illerle ilişkilerimizi burada yakinen bilen arkadaşlarımız var. Genel merkezde ya da konfederasyonumuzda ben aynı zamanda konfederasyon yönetim kurulu üyesiyim, amatör kurulu üyesiyim. Bu görevlerimiz şimdilik tabii ki devam edecek. Yeni bir seçim
yapılana kadar. Amatörlerin en büyük haz duyacağı bir işlerden bir tanesi de Konfederasyon Genel Başkanımızın spor genel müdürü olması. Yani bu büyük bir başarı. Bu başarı taçlanmış durumda. Spor genel müdürü bir genel başkanımız var. Sayın Mehmet Baykan. Bursa'ya da özel ilgisi var. Bu yatırımlarda da çok büyük katkıları oldu. Kulüplerimize de destekleri oldu. Bu destekleri burada sıralamak istemem. Ancak yapmış olduğumuz çalışmalar, ikili görüşmeler neticesinde çok ciddi Bursa'ya ciddi yatırımlar kazandırdık. O ilişkilerimizi de kullanma gayreti içinde olduk. Evet. Şu anda normal düzene geçebiliriz. Şu acım yeri biliyorsunuz, Yunus Emre'deki yere satıldıktan sonra kiralık bir yere çıkmaması adına biz o konuda başkanımız bizden ricada bulundu. Kullanalım. Şu anda onların binaları bitiyor. Bittikten sonra oradan çıkacaklar ve biz amatör spor camiası o binayı kullanacak. Başkanın sözü var. Yani bizim hepinizin göz önünde söz verdi. Biz de onu soracağız. Kendisinden talep edeceğiz tabii ki. Ama o bina fen işlerine ait bir bina değil. Bizim spor birimlerinin kullanacağı bir bina. Bize oturmak kısmet olmadı ama oturacak arkadaşlarım. Yine gideceğiz, oturacağız hep beraber. Başkanımızın başında 2006'da başladı. 2009. Tabakalarımızı tamamen dondurduk. Biz saat 9'larda maçlar veriyorduk. Şu anda 12'den 11'den evvel hiçbir maça gitmiyor kulüplerimiz. Belli yerlerde birkaç tesisimizde şu anda belli sıkıntılar var. Şahin Başol, Fidye Kızık ve Bağlarbaşı sağ olsun. Onların da zemini yenileniyor. Bağlarbaşı çok yıprandı. Çünkü bu 2008 müsabakayı araba yatağı, Bağlarbaşı, dik kaldırım ve Fidye Kızık'ta oynatıyorduk. Sadece 4 tane sahada ve bu 4 tane sahada da antrenmanlarını da yapıyordu kulüplerimiz. Ve çok tesisler gerçekten kullanılmaz bir haldeydi. Öncelikle zaten onların rehabilite edilmesi için uğraştık. Ve onları başardık. Dik kaldırıma biliyorsunuz bir sel felaketi vurdu bir dönemde. Onun zemini komple değişti. Tesis komple yenilendi. Şu anda kullanıyorum. Fidye Kızık'taki soyunma odalarını yıktık, yeniledik. Onları biliyorsunuz. Bunların hepsi bir sabırla yapıldı. Bunun dışında da kulüplerimizin ekonomik anlamda kullanımına açtıklarımız ve başkana rica ettiğimiz küçük halı sahalar var. Bu halı sahalar sayesinde kulüplerimiz ayakta duruyor. Yoksa çok zor. Bakın bir kulübün asgariden 80